Bugün size ankle brachial indeksten bahsedeceğim. Bunun için bir tansiyon manşonu ve bir el Doppler'e ihtiyacımız var. Ankle, ayak bileğinin brachial arter birbirine oranı. Şöyle ayak bileğinde tibialis posterior veya dorsalis pedis'ten herhangi bir tanesinde tansiyon manşonu ile şişirdikten sonrasında tekrar geri dolumda en yüksek sistolik basınçta duyulan Doppler'de tekrar nabzın duyulması ve brachial arter için aynısını uygulayacağız. Şimdi birazdan uygulama olarak size göstereceğim bunu. Öncelikle ön koldan bir tansiyon manşonunu bağlıyoruz. Sonrasında brachial arterin oraya bir jelleme yapıyoruz. Ardından el Doppler'ini açıyoruz. El Doppler'de brachial arteri buluyoruz. Brachial arteri bulduğumuz noktadan itibaren basıncı şişirmeye başlıyoruz. Şişirdikten sonrasında akım kesiliyor. Yavaşça geriye düşüyor. İlk duyduğumuz nokta akımı bakalım. 110. Bu 110'u kaydediyoruz. Aynı şekilde ayağa bağlıyorum. Ayaktan iki yerden ölçüm yapacağım. Öncelikle tibialis posteriora jel koyuyorum. Jel koyduktan sonrasında akımı Doppler'le birlikte buluyorum. Akımı ikinci bulduğumda yine şişiyorum. Akımı kesildiği yere kadar. Kesildi. Nerede tekrar geri başlayacak? 110'da tekrar geriye başladı. Burası da. Tamam. Burayı da sonlandırıyorum. Tibialis posterior içinde 110 buldum. Aynı işlemi dorsalis pedis için yapıyoruz. Dorsalis pedisin nabzını buluyoruz. Dorsalis pedisi bulduk. Bulduğumuz noktada şişiriyoruz tansiyon manşonunu. Akım kesiliyor. Tekrar akımı duyduğumuz ilk noktaya bakıyoruz. Bu da 110'larda. Dorsalis pedis ile tibialis posterior'dan hangisi büyükse onu baz alarak birbirine oranlıyoruz. Ankle brachial index dedikleri ayak bileğindeki işte dorsalis pedis veya tibialis posterior bunun brachial arteri oranı. Az önceki hastamızda biz bunu 110 bulduk. İkisi de 110'du. Bunlardan eğer ki birbiri arasında fark varsa en büyük olanı baz alınır. Brachial arteri de az önce 110 bulduk. Bunun birbirinin oranı 1. Peki bu oran bizim nerede işimize yarayacak? Normalde şuraya AVD diye yazayım. Normali 1-1.3 arasına kadar normal aralıkta 0.9-1 aralığı borderline sınırda demek. 0.5-0.9 aralığında çıkarsa orta derece, 0.5'in altında çıkarsa yüksek derece periferik arter hastalığı. Yani bu indeks normalde bir tarama testi olarak da kullanılabilir. Periferik arterlerin herhangi bir tanesinde hasar varsa da bu testi kullanabilirsiniz. Az önce de bunu uygulama olarak sizlere gösterdik.